Merhabalar sevgili dostum. Bugün yanımda çok sevdiğim bir YouTuber var. Eminim sen de tanıyorsundur onu. Başak Kaplan. Hoş geldin Başak. Hoş buldum. Ne kadar böyle nazik, incik. Evet, sanki hiç. Şimdi ben Başak'ı aslında YouTube'dan tanıdım. Bir şekilde oradan iletişime geçtik kendisiyle. Ama ben onun videolarını izlerken hep şöyle düşünüyorum. Artık hayata karşı görüşüm şu şekilde. İnsanların bence artık bilgiye ihtiyacı yok. Evet, bilgiye ihtiyacı yok derken artık bilgi olmasın anlamında değil. Bilgi her yerde. Ama artık bizim samimiyete ihtiyacımız var. Samimi insanlar o kadar az ki kendi gibi olan, kendi gibi hayata bakan ve eksiklikleriyle, yanlışlıklarıyla, hatalarıyla var olan insanlar. Çünkü etrafına baktığın zaman birçok insan olduğundan daha iyi görünme halinde, hatasız, mükemmel görünme halinde. Ya kendisiyle barışık olan, kendisiyle dalga geçen, hatasını, günahını, sevabını anlatan insanları seviyorum. Başak'ı da bu yüzden hem çok samimi buluyorum hem de çok seviyorum. Çok tatlısın. Yani evet, bunu çok fazla duyuyorum. Ben de çok mutlu oluyorum aynı zamanda. Çünkü samimiyet kelimesi de aslında birçok kelime gibi içi boşaltıldı. Herkes samimi olmanın peşinde. Yani aslında evet, samimiyim çünkü böyleydim zaten. Yani hiçbir zaman bu gerçekten ailemin de benim bu çok serbest bırakmasıyla alakalıydı zaten de. Samimiyet kavramı da gerçekten artık istismar edildiğini düşünüyorum. Öyle, çünkü birçok aslında insana ait değer artık istismar ediliyor. Çünkü senin mesela topluluğa olan ilişkin, aile ilişkin, ya iftarda mesela o aile ortamı bile istismar ediliyor. Aynen öyle. Şimdi ama sen bir şey söyledin biraz önce. Dedin ki ben böyleyim zaten. Ben böyleyim. Ben de böyleyim mesela. Kendimi olduğum gibi ifade etmek hoşuma gidiyor. Çünkü benim başka bir seçeneğim yok. Ama ben insanların az çok artık gerçek samimiyetle, üzerine çalışılmış samimiyetin ayrımına yavaş yavaş farkına varıyor. Çünkü insanlar bu konuda birazcık bilinçlenmeye başlıyor. Ben görür görmez belki hani psikolog olmanın da katkısı var. Ya bu kısmı çok doğal, çok kendi. Plansız. Hani daha önce de konuştuk. Yani bir sürü imkanlı olmasa rağmen reddedebilen insan bence gerçektir, samimidir. Ben de seninle şeyi konuşmak istiyorum. Hem kendi hayatın, çok ilginç bir hayatın var. Kitabı yazılsa bence bestseller olacak. Yani çünkü yani özellikle yeni nesil insanlar için böyle hayallerinin peşinden koşma, kendini gerçekleştirme gibi şeyler çok önemli ve bu konuda çok fazla kulaktan dolma bilgi var ve insanlar ne yapacağını çok bilmiyor. Senin maceranla da konuşurken aslında senin hikayen üzerinden hem kendini gerçekleştirme, kendini geliştirme, hayallerine ulaşma çabanı birazcık senin ağzından dinlemek istedim. Geçen, bugün yolda gelirken, yol gerçekten çok enteresan bir şey bu arada. Ankara'dayız bu arada, misafirimiz Başak bizim. Evet, Bursa'dan geldim, aynen öyle. Şimdi yol gerçekten diyorlar, yol insana çok iyi geliyor. Gerçekten öyle. Yani bugün yolda mesela aklıma bir şey geldi. Kendini bulmakla ilgili söyleyebileceğim. Mesela ben ortaokuldayken, 7. sınıftayken dershaneye gidiyordum hafta sonları. Babam da bana 5 lira günde haşlık veriyordu. Ben o 5 lirayla... Bir de sene kaç? 2002 yılında falan. İşte günde 5, hafta sonları, cumartesi günü bana 5 lira harçlık veriyor. İyi para. Kesinlikle iyi para. Ben de düşünüyorum, gerçekten iyi paraymış yani baktığın zaman. Bir de benim de parayla olan ilişkimi biliyorsunuz, asla yemek yemiyorum, parayı harcamıyorum. 1,5 lirasını kumbarama atıyorum. Geri kalan 3 lirayı da o zaman dergi alıyorum kendime. Ve gidiyordum mesela bir hafta sonu bilim teknik alıyordum. Bir hafta sonu Çip diye bir dergi vardı, bilir misin? Teknoloji şeylerinin olduğu bir dergi. Hala devam ediyor herhalde. Öyle mi? Bilmiyorum. Bir hafta şeyde Çip alırdım. Bir giderdim mesela Varlık dergisi alırdım. Arıyordum yani. Ben neyim? Kimim? Neyi seviyorum? Çünkü hani var ya, potansiyel var sende. Çünkü biliyorum, içinde potansiyel var. Bir şey var ama bunu bir yere aktarmam gerekiyor. Ve ben sürekli aradım. Onu düşündüm ya. Her hafta sonu bir dergi alıp bakıyordum. Benim ilgimi teknoloji mi çekiyor? Benim ilgimi bilim mi çekiyor? Şiir mi çekiyor? Sanat mı çekiyor? Neyim? Kimim ben? Gerçekten bu bir yolculuk. Ama bu şey gibi demek gibi değil yani. Sürekli mail geliyor. Kendimi geliştirmek istiyorum. Şey değil, hazır paket değil. Evet ya, hazır paket sanki. Evet. Aramadan bulamıyorsun. Aslında çok orada güzel bir şey fark ettim ben sana. Yani hep şey vardır ya bizde. Ah, çok maymun iştahlısın. Ondan bunu da yapamadım. Bunu da hani, o emin duyduğunu da tahmin edebiliyorum o iş değişiklik sürecinde. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, hatta maymun iştahlılığın çok da güzel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini keşfetmenin sanırım başka bir yolu yok. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya ben de isterdim fazla sahibi olmayı. Yani 3 yaşında, 4 yaşında kendimi bilen, ben işte piyano çalmaya, bu şeyle gelmiş olmayı ben de isterdim. Bu da muhteşem bir şey. Ama yoktu. Bilmiyordum yani ne yapacağımı. Ve bu yüzden başka çarem yoktu. Yani ya biri gelecekti bana, ki onu da çok bekledim. Birinin çıkıp bana Başak, sen bunu çok iyi yapmalısın. Beyaz Atlı Prenses psikolojisi. O da olmadı. Gelmedi. O zaman sana kime düşüyor? Bu sana düşüyor. O kadar sancılı bir süreçti ki. Mesela bir süresini Levent de bilir. Bir gün geliyordum, diyordum ki ben görüntü yönetmeni olacağım. Yok, vazgeçtim. Ben yönetmen. Yok, ben oyuncu olacağım. Yok, ben bilmem ne olacağım. Böyle geliyordu. Bir gerçekten çok... Levent ne diyordu bu duruma? Tamam, o.
Ama bu da çok önemli. Biliyorsunuz. Evet. Ya etrafında senin ya Başak yeter Allah aşkına sen nesin ben anlamadım evet. dese mesela. Çok önemli. Bir çok sıkıntılı. Etrafta destekleyici bir figür bulabilmek de. Annem benim öyledi mesela. Çok özür dilerim. Yoksa anladım. Annem de mesela bu anlamda öyleydi. Benim annem cahil bir kadın yani. Baktığınızda şu anlamda söylüyorum cahillik. Okuma, diploma anlamında. Benim annem de o anlamda öyleydi. Şimdi ne olacağım desem tamam o diyordu. Galiba o da sadece bendeki yani bendeki o potansiyeli ya da bir şeyi gören oydu. Ya o yolda gerçekten çok önemli bu. Tamam o, tamam git dene. Yani şey yok. Ama Başak yaşın geçiyor ama bir şeye girmen lazım artık falan yapmadı yani. Bu gerçekten çok önemli. Ben şu ana kadar anlattıklarını hani bir psikolog olarak bir sürü insanı da görmüş. İki tane ana şey görüyorum mesela senin bugün. Ben seni çok başarılı görüyorum. Hı-hı. Başarı noktasında bir babanın o tavrı sana bir bütçe ayırıyor. Diyor ki ha, imkanın evet. ölçüsünde belki çok büyük paralar da kazanmıyor ama hani kıza bir para veriyor kızına. Hı-hı. Ve sen orada gidiyorsun dergi alıyorsun. Aynısını biliyor musun? Bak benim babam taksi şoförü. İlkokul mezunu benim babam. Hı-hı. Bana para veriyor. Ben o zaman giderdim iki ayrı uçtaki. Bir Cumhuriyet gazetesi alırdım. Hı-hı. Bir de Yeni Şafak gazetesi alırdım. Hı-hı. Bu babamın önerisiydi. Bak ilkokul mezunu bir adamdan bahsediyoruz. Hı-hı. Asla tek kaynaktan öğrenme beyhanımdan. Evet, onu da oku, onu da oku. Sonra ben mesela sıkıştım. Diyelim bir kitap almak istiyorum. Çok pahalı bir kitap. O günün kazandığı bütün parayı, bir günün bütün parasını kitap almam için bana verdiğini bilirim. Ve sonrasında o sorulara cevap bulabiliyorsun etrafındaki. Yani o bulma noktasında çok işlevsel evet, bir tarafı var. Kesinlikle öyle. Bir kere son videomda bahsettim ona. İkili düşünmeyi öğreniyorsun. Yani tek bir doğru yok, tek bir insan yok, tek bir gerçek yok. Birçok gerçek var. Benim dışında başka şeylere inanan insanlar da var. Bu gerçekten senin daha tırnak içerisinde humanist, daha anlayışlı, daha sevgi dolu bir insan yapıyor. Şimdi biraz önce sordum ya sana dedim bu kadar mesela iş değiştirmiş olman benim en sevdiğim videolarından birisi o yaptığın işleri anlattığın videon. Mesela ben bunu yapsam ya da en azından bir iki böyle bir girişimim olduğu zaman etrafımdaki bazı insanlar hep beni maymun iştahlılıkla suçladı. Ve bu birçok insandan bunu duyduğum zaman ciddi anlamda seni demoralize edebiliyor. Neden bu işi yapıyorsun? Neden uğraşıyorsun? Hala bak bir işte dikiş tutturamadın. Sen de bu gelişim sürecinde mesela bu etrafındaki insanların olumsuz yaklaşımlarıyla eleştirel bakışlarıyla belki de bazen bu kız anormal mi acaba? Bu kızın sıkıntısı ne? Yaklaşımıyla nasıl baş ettin? Nasıl bununla mücadele ettin? Edemedim. Hatta hayatımın çok acıklı bir döneminde, bunu da ilk defa anlatıyorum. Çok yakın olduğum birkaç kişi hastane yatmam gerektiğini de söyledi. Yine böyle arayışçı. Tedavi görmek, evet, psikolojik anlamda. Psikolojik anlamda, evet. Yani öyle bir dönemden geçtiğim bir zaman bile vardı. Ben şunu yaptım. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Bilmiyorum. Yanlış yönlendirme de yapmak istemem. Kaçtım. Yani çok şanssız olduğum zaman. Çok Allah'a dua ettim ya gerçekten. Allah'ım benim sana öyle bir iş istiyorum ki herkesten uzakta olsun ama böyle ölümüne bir uzaklıkta değil. Çok eğlenceli bir iş olsun. Düşünmeyeyim. İşi o işi yaparken beynim yorulmasın. Sadece vücudum yorulsun ve sürekli gezeyim. Ya bu kadar adrese teslim bir iş olmaz. Sosyalistik. Kurtköy'e taşındım. Ailemden bir Sabiha Gökçen'e şey yapıyorsun. Aynen öyle. O yüzden Beylikdüzü'nden Kurtköy'e taşındım. Düşün yani. Ondan sonra ya çat kapı gelemezler. Yalnızım. Sürekli geziyorum. Ve o seslik birazcık şey bir iştir yani robot gibi ya. Komut gelir komut uygularsın. Komut gelir komut uygularsın. Hatta bir yerden sonra şey demişlerdi hosteslerde ve anaokul öğretmenliğinde şey geriliği başlarmış. Zeka geriliği demeyeyim de işte. Muhakeme yani, mi? Ya evet çünkü hani mi? Hem çocuk hep anaokul öğretmenleri çocuklarla beraber oluyorlar. Hı. O yüzden birazcık şey. Hosteslerde sürekli komut uyguluyorlar. Yani artık bir yerden sonra düşünmeyi bırakıyorsun yani. Komut geliyor uyguluyorsun. Komut geliyor uyguluyorsun. Ondan sonra tam öyle bir işti. Herkesten uzaklaştım. İşte aslında beni değiştiren dönemde o değil. Ben kaçmayı tercih ettim. Ben beni eleştiren, beni yargılayan insanlardan kaçtım. Garsonluğum da öyleydi. Ya beni hiç kimsenin tanımadığı bir yere gittim. Düşünsene. O kadar zordu ki ve ailem, annemden garsonluk yaptığımı sakladım. Çünkü ona göre ben işte televizyonlara çıkmalıydım. Çok ünlü olmalıydım. Ben çok büyük potansiyeller sahibi olan bir insanım. Neden bunu yapıyordum kendime? Bu da ağır bir şey değil mi? Yani çok büyük potansiyellere sahip olmalısın ve hadi yap. Bu da yormuyor muydu? Evet. Şey? Annem hala bunu diyor ki ben seni televizyonda görmek istiyorum. Şimdi annemi şu anda ben tatmin ediyorum. Ya annemin aslında bir anlamda şeyi de var. Hani bir yerde olacak, bir yerde dönecek biliyor. Ama hem de aynı zamanda destekti de. Yani bu bilmiyorum biraz karmaşık biliyorsunuz ama hep böyleydi. Ben de inanıyordum. Ya ben deniyorum. Ama mesela şunu da söylüyorum mesela. Garsonluk yapmaya niye gittim Alaçatı'ya?
Melike Şahsınlar diye gittim. Hı-hı. Çünkü dinlediğim bütün hikayelerde şu hikaye vardı. İşte garsonluk yapıyorken keşfedildi. İşte hamburger servisi yapıyordu. Bakın şimdi nerelere geldi. Bu hikayeyle büyüdük. Yani Amerika'dan ihraç ettiğimiz bir hikayedir. Ondan sonra ben de gittim garsonluk yaptım. Birbiri keşfeder diye. Keşfetmedi. Hosteslik yaptım. Birbirini keşfeder diye. Keşfetmedi. Hı-hı. Arıyor ya. Ya biri gelecek kurtaracak beni. Ya ben bir şey yapacağım. Ama Allah'a şükür ben bir şey yaptım. Hep de videolarımda bunu söylüyorum. Beyaz atlı prens gelmeyecek. Kimse sizi keşfetmeyecek. Her şeyi kendiniz yapacaksınız. O yalan bir dünya. Yani bir nesini keşfettiği hikayesi yalan. Öyle bir dünya yok yani. Şurada söylediğinde bence inanılmaz bir şey var biliyor musun? O kadar çok hikaye dinledim ki, o kadar çok insanla karşılaştım ki. Şimdi burada bir zorluk var. Etrafındaki orada neredeyse duygulandığın da o mevzuyu anlatırken birisi seni bunaltıyor. Hani etrafındaki tepkilerin. Hepimizin karşısına aslında böyle tepkiler geliyor bunaltıcı. Sen yapamazsın, sen edemezsin. Mesela ben YouTube'a videolar çektim. En yakın arkadaşım boş işlerle uğraşıyorsun Beyhan. Zaten sen her zaman saçma sapan işler yapardın gibi bir geri bildirim verdi. Bazı insanlar ne yapıyor biliyor musun burada? Tamam diyor. Onlar haklı. Onlar kazandı. Onlar biliyorlar diyor. Ama senin buradaki farkın şu var. Burada bir sıkıntı var diyorsun. Kendini başka bir yere taşıyorsun. Mücadeleye devam. Hiç bırakmamışsın. Ya kaçmak da denilemez aslında belki de buna. Kaçmak değil. Şu var. Etrafımızdaki şunu da yapabilirdin Başak. Mesela ben sana diyorum ya Başak Allah aşkına şu yaşa geldin. Böyle için bir soytarlık yani desem mesela. Sen şu moda girebilirsin. En çok yapılan hatalardan birisi. Ama Beyhan bak bunu yapıyorum ama şundan dolayı yapıyorum. Kendini bana ispatlamaya da çalışabilirdin. Ben burada kim temsil ediyorum? Seni eleştiren insanları temsil ediyorum. Ama sen bu tuzağa da düşmüyorsun. Diyorsun ki Beyhan sıkıntılı bir adam. Beyhan anca işi gücü eleştirmeye yeter. Ben ne yapabilirim? Elimdeki seçeneklerle hostes olabilirim. Uzaklaşayım. Kendimi, kafamı toparlayabilirim. Etrafımızdaki bu negatif insanlar noktasında onlara kendimizi ispatlamaya çalıştığımız zaman orası bir kara delik. Evet. İspatlayamazsın. Ne yapsan? Ne diyorlar? Birisi bir yorumda YouTube'da yorumlara yazmışlardı. Melek olsan kanat sesinden rahatsız olurlardı. Aynen öyle. Bunu YouTube'da söylüyorum. Mesela ben YouTube'da kötü yorumlar falan filan geliyor ya. Mesela YouTube eğitimi verdiğim bir yer var. Tezgahçılar gibi bir yerde eğitim veriyorum işte. Oraya bunu söylüyorum mesela. Aşktan, güzellikten, sevgiden, uçan kuşlardan bahsetseniz bile eleştireceksiniz. Bunun uçarı kaçarı yok. Ama sana şunu işe yaradığını itiraf etmem lazım. Beni yakınımdayken o sürekli eleştirilen, işte hastaneye yatmam gerektiğini söyleyen insanlardan uzaklaştığım zaman gerçekten etkileri bitti. Ya araya mesafe girince, hani gözden ırak olan gönülden ırak oluyor diyorsun ya, o insanın görmeyince onun sana etkisi gerçekten azalıyor. Çünkü arayıp birine telefonla psikolojik baskı yapmak çok zor. İşinde gücünde artık yani. Bir şekilde ona etki etmen daha zor ya. Mesafe gerçekten işe yarıyor. Ya burada çok güzel bir şey yine. Hep şey yapıyoruz. Etrafımızdaki bana mesela şey videoları çektim. Hayatındaki zor insanlarla nasıl baş edebilirsin? Nasıl onlardan uzaklaşabilirsin? Etrafındaki insanları nasıl umursamazsın diye. Hep şunu diyor insanlar. Ama o benim annem, arkadaşım, sevdiğim dostum. Mesafe denilen bir şey var. Evet. Şimdi mesela sen benim en yakınımdasın. En has dairemdesin. Senin bana söylediğin her şey benim kalbime saplanır. Ama baktım sen iyi bir insan değilsin. Beni yoruyorsun. Seni bir tık öteye atarım. Kesinlikle. Aynen. Baktım oradan da bana zarar veriyor. Bir tık daha öteye atarım. Ne yapıyorsun? Uzaklaşabilirsin. Küsmene bile gerek yok. Uzaklaştığın insanların senin üzerindeki etkisi de aslında çok da şey yapıyor. Sen bunu kendin deneye deneye keşfediyorsun aslında baktığımız zaman. Ve senin geldiğin noktada da bence önemli bir payı var bunun. Bir de yıllara çok saygı duyuyoruz. Bence buna gerek yok. Yani mesela 6 yıllık ilişki. Yürümüyorsa bitmesi gerekiyor. Aynı bu şey biraz önce konuştuğumuz mevzudaki gibi. Yani bir fedakarlık yapmış. Yani bir şeyler bağışladıysan, zaman, para, herhangi bir şey. İnsanlar orada yanlış yaptıklarını kendine itiraf edemiyorlar. Ya ben bunca yılımı boşa harcadım mı insanın kendine itiraf etmesi çok zor. O yüzden insanlar buna çok takılıyorlar. İşte ben ona o kadar yılımı verdim, ben ona o kadar zaman geçirdi, ona o kadar para harcadım, o kadar emek verdim. Bu ilişki emek verme kavramı ne ya? Ben onu anlamıyorum. Ya onunla beraber vakit geçiriyorsun yani. Bu emek vermek ne? Şimdi sanki şey bir tek taraflı bir şeymiş gibi ya. Yani. Hayır, emek neye emek verirsin? Bu bardağı yaparken emek verirsin. Ama ilişkide ilişki yaşıyorsun zaten o anda. O anda hani ben bu ilişkiye emek, keyif aldığın için o ilişkiyi yaşıyorsun zaten. Emek verme kavramını anlamıyorum. Herkes bunu soruyor. İlişkime emek verdim. Nedir bu? Bunu anlatır mısın? Ya şöyle bir şey, emek verdiğin zaman karşılar bu yatırım modeli dediğimiz bir şey. Bu ilişki böyle bir şey. Ya şey gibi ama para veriyorsun buna. Para verdiysem daha değerliymiş gibi. Ne yaptı? Emek verdikçe
Hani hep şu vardır ya, zararı kurtarayım, zararı kurtarayım, kar, buna bu kadar emek verdim. Zararı kurtarmaya çalışırken aslında bir bakıyorsun ki yılların zarar içinde geçiyor. Burada şunu fark edebilmek lazım, insanların en büyük sıkıntılarından birisi şu: kabullenmiyorlar. Ve etrafındaki insanları değiştirmeye çalışıyorlar. Diyorsun ki mesela senin bir huyun var, sen biraz ilgisiz bir kadınsın, soğuksun biraz. Hı hı. Ve biz yakın arkadaşız. Ben seni ararım sorarım, sen beni hiç arayıp sormazsın. Hı hı. Ve ben diyorum ki her geldiğinde, Başak o valla. Hı. Sen iyisin, sen beni, ben ararım, sen hiç aramıyorsun, durmadan seni yüzüyorum. Sen bu tavırdasın yani, bu moddasın. Ben şunu diyeceğim, Başak'ın bana verebileceği ilgi kapasite bu. Başak'ın elindeki malzeme, Başak'ın malzemesi bu. Benim kabullenmem lazım. Ondan sonra diyorum ki Başak soğuk bir insan, ilgisiz bir insan, belki bencil bir insan. Hı. Ben de şunu diyeceğim, ben onu bu haliyle hayatımda tutabilir miyim? Hı. Ya da şunu diyeceğim, eğer bu bana iyi gelmiyorsa Başak'a güle güle demem lazım. Hı. Ama işte bu yüzleşme noktasıyla çok insanlar karşılaşmak istemiyorlar. Hep sanki değiştirebileceğini zannediyor. Ben durmadan sana baskı yapıyorum. Eşime baskı yapıyorum, arkadaşıma baskı yapıyorum, çocuğuma baskı yapıyorum. Kabullensem rahatlayacağım abi. Yani ne yapıyoruz? Ondan dolayı insanlar hep bir ümit dünyası. Ama belki 2 yılını feda etse 50 yılını kurtaracak. Bir de bu da şey de çok var işte, aile ilişkileri. O benim annem, o benim babam. İşte ya da kendini şey için çok baskı yapıyorlar. Mesela bunu da çok üzülüyorum. İşte o beni yıllarca okuttu. Ben de işte çalışıp hani çocuk kendi hayalini yaşayamıyor. Ailesine olan borcunu ödemek için. Bu tabii ailenin de şey var. Benim ailem de yaptı bana bunu işte. Bak senin için neler yapıyoruz Başak, görüyor musun? Ya benim için değil ya, sen hani bu beni doğurdun, dünyaya getirdin, bu benim kontrolümde olan bir şey değildi. Sen beni dünyaya getirdin, bu fedakarlıkları sen kendin için, yani kendi annelik duygunu, kendi babalık duygunu tatmin etmek için yaptın. Hı-hı. Aslında yani beni bundan sorumlu tutmak ne kadar doğru? Burada da patolojik bir taraf var. Seni baskı altına sokuyorum ve seni kısıtlamış oluyorum. Birazcık bundan özgürleşmek. Sen çocuğunu yapıyor musun onu mesela? Ben... Bak seni... Tenise yazıyorum, ne kadar fedakarlık yapıyorum gör. Beni tenisçi yapmak iste hayalleriyle, sen bunu yapan sensin bana. Aynen öyle. Yapıyor musun bunu sana? Yok, ben tenise gönderiyorum bu arada. Tesadüf oldu. Daha dün dedim diyormuşum. Bak Efsun, ha tenise gönderiyorum. Öyle yarım hain evlat ökkeş olmuyor diye demiyorum. Yani ben onun kendisini keşfetmesi için, benim maymun iştahlılığa çok saygım var. Hı-hı. Yani belirli bir ölçüde olduktan sonra kişi denemedikçe kendini keşfedemiyor. Ya mesela 3 yıl sonra vazgeçti kızın. Dedi ki baba tenis bana göre değilmiş. Ne saygı duyuyorum. Saygı benim diyorum. Gitti paralarım falan. Mesela babam biraz önce övdü mü izliyorsa ben şey yapayım yani. Karate'ye yazdırdı beni. Ya beni hep dövüyorlardı karate'de. Ya adam bir, hatta hakikaten bayağı bir gaza geldi. Benden yaşça büyük birisi. Uçan döner bir tekme atıyor. Suratıma geldi. Baba ben gitmek istemiyorum diyorum ya. Dövüyorlar beni diyorum. Şey var, düğün dernekte diyorlardı. Yani, tüple dövdüler beni diyecek mi? Dövüyorlar. Babam dedi illa gideceksin yapacaksın ama sevmiyorum. Şimdi mesela ben bunu kendi çocuğuma yapmam. Şimdi sevmeyebilir. Vücudu el vermeyebilir. Kapasitesi el vermeyebilir. Herkesin aynı zeka türüne sahip olması, aynı bedensel kapasiteye sahip olması mümkün değil. Ben bunu anlıyorum artık. Giden paraların ne olacak peki? Ya onu keşfetmeye onunla bir yatırım. Onun için bunu yatırım... sen isteyerek yaptın işte. Ama ben yatırım derken şunu diyorum, bu zaten karşılık ummadığım bir şey. Ha ne yapacağım? Ben kendime ne diyorum, bir yoldaş arıyorum. Aha. Yani o da yetişkin bir birey. Yarın bir gün bana desek, baba ben tenisten çok sıkıldım. Tamam kızım, başka bir şey istiyor musun? Ya da benim önerim varsa bunu deneyebilirsin diyebilirim. Ve orada onun gelişimine katkı sağlıyorum. Ne yapıyorum? Benim görevim de bu. Kendimi tüketmeden onun da var olmasına yardımcı olmak. Aynen. Başka bir şey düşün ama gelip ya bak zamanında ben şimdi bir haber okumuştum, komik haberler yapan bir sitede, diyor anne karnından itibaren diyor işte Mozart'la müzik dinletmeye başladık, işte balesinden piyanosuna her şeyini gönderdik, ola ola diyor bankacı oldu, masrafını kurtarmadı. Aynen, şey, evet. Ola şimdi masrafını kurtarma beklentisi her evet. Zaman için bir hayal kırıklığına uğratacak. Evet, çocuklar üzerine acayip bir psikolojik baskı. Evet, aynen öyle. Ya bu anne babanın kendi tercihi, size iyi bir şeyler yapmak, iyi yatırımlar yapmak, yani sizin sorumluluğunuz değil ben mi onu düşünüyorum. Hatta bazı anne babalar var. Mesela bir kitapta o aynı Malcolm Gladwell'in kitabını da okumuştum. Mesela diyor ki ayakkabımı istiyorsun. Yarı parasını sen vereceksin, yarı parasını ben vereceğim. Hı-hı. Böyle bir sistem kur o zaman. Bu kadar derse 18 ya da 16 yaşında sigortalı çalışmaya başlıyor öyle şeyler. 16 yaşından sonra çalışsın o zaman, evet katkıda olsun. Ya bu kadar paraysa derdin, bu kadar emekse derdin. Ama işte buradaki ailenin amacı ne? Çocuk gaza gelsin, vicdan yapsın ama yapmıyor. Daha çok baskı altında hissediyor kendini. Yani burada aile aslında bir kişinin başarılı olması noktasında önemli şeyler var. Kişilere tabii. Mesafe koymak da önemli. Hani bu kısmı toparlayabilirsek. Benim merak ettiğim çok önemli bir şey var. Yani sana dair merak ettiğim. Şimdi bazı insan, biz hep uyumlu olmak üzerine yetiştiriliyoruz. Hı-hı. Yani nedir?
uy, aman sözünü dinle, patronun sözünü dinle, amirin sözünü dinle, hep önüne çıkan her şey noktasına itiraz etme. Birazcık biz biat kültüründen de geldiğimiz için sesini çıkarma modunda. Ama hayata bakıyorsun, mesela uyumlu çalışan, her denilen yapan insanlar, mesela sadece görev usulüyle çalışan insanlar belirli bir yerde kalıyorlar. Hayatta bakıyorsun, güzel işler başarmış insanlar, evet, farklı şeyler yaşamış insanlar biraz uyumsuz tipler. Evet. Sen uyumlu musun, uyumsuz musun? Yok, buradan çok, şimdi... çok net söyleyeyim. Yok, hatta şey, yıllarca beni uyumsuz ve geçimsiz, sen geçimsiz bir insansın Başak dediler. Ve benim bununla yüzleşmem çok ağır oldu çünkü ben de istiyordum ki böyle popüler bir kız olayım, herkesle iyi anlaşayım. Böyle olmadı. Olmuyor yani, olmayınca olmuyor ama hayat, neden o insanlar bence daha başarılı ya da böyle bir yerlere geliyorlar biliyor musun? Çünkü uyumsuzsun ve geçimsizsin, o yüzden yalnızsın ve tek başına olmanın çaresine bakmak zorundasın. Yani kendinle yetinmeyi bilmek zorundasın. Beklentilerin sıfıra iniyor çünkü geçimsiz bir insan olduğun için kimse senin yardım etmek istemiyor ya da ne bileyim yalnız kalıyorsun hayatında. O yüzden kendi başının çaresine bakmayı zoraki öğreniyorsun. Küçüklüğünden beri. Yani ben küçükken de çok dışlandım. Çok mesela bir sene çok yakın arkadaşım olurdu. Seneye yüzüme bakmazdı. Anlayamazdım ne olduğunu. Niye küstük? Niye bir şey oldu? Bir şey de söylemezdi. Ben tek başıma sırada oturmaya çok alışığım. Kendi başına çaresine bakmayı öğreniyorsun. Bence bu yüzden geçimsiz insanlar, disleksiler, disleksilerin de böyle biliyorsun çok daha başarılı. Ya da ne bileyim işte anne babasına kaybetmiş insanların daha başarılı olduğu söylenir. Çünkü hayatta daha erken tanışıyorsun denir, mücadele etmeyi mi öğreniyorsun denir. Herkesin korktuğu bir şey var ya bu, yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Ben zaten çok uzun zamandır yalnızım yani. O yüzden yaşamanın bir yolunu buluyorsun. Bence bu çok olgunlaştırıyor. Şöyle de bir tarafı olabilir mi mesela? Şimdi eğer sen çalışırken mesela bir iş değişikliği yapacaksın, genelde insanlar her zaman statüyü koruma tarafındadırlar. Evet. Sen ne iş yapıyorsun? Mesela ben memuriyetten istifa ettim 8,5 yıl çalıştıktan sonra. Etrafımdaki insan, anneme söyledim. Annem dedi ki böyle, ya beyhanede sigortalı iş dedi. Yani hep klasik vardır ya. Sonra ofis açma niyetim vardı. Babam dedi ki bana, beyhanede dedi ya manyak mısın? Ne işin var dedi ya, ofis mofis dedi. Böyle bu dünyada böyle bir ortamda, ekonomik kriz ortamında, ki her zaman bir ekonomik kriz var zaten Türkiye'de. Evet, evet. Açılmaz dedi, yapma dedi. Ben ama şimdi uyumlu bir insan olursam etrafımdaki insanları kırmaktan çok korkarım. Aman derim ki babam üzülmesin, annemin gözleri öyle bakmasın. Bak, gerçekten öyle bir insan mısın? Değilim. Değilsin. Değilim, ona geleceğim. Eğer öyle bir insan olsaydım ne yapardım? Aman diyeyim, annem babam üzülmesin, ben burada durayım. Ne yaptım? Aslında bir hayalim var, projelerim var. Bir sürü şey yapmak istiyorum, yapmaktan korkuyorum. Sonra dedim ki, eyvallah, ben sizin fikrinizi aldım, ben açacağım, ben istifa edeceğim. Ettim, açtım. İşler de güzel gitti. Babam dedi ki böyle peşin satan adam oturuşuyla, Beyhan iyi ki benim sözümü dinlemişsin. Aynen dedi gerçekten. Yani şey yaparken hemen de başarıyı sahipleniyor yani. Evet, evet. Şimdi uyumsuz olunca birazcık mesela kendi fikirlerinin de peşinde koşuyorsun. İş hayatında da böyle. Evet. Her daim emir eri gibi çalışan insanlar çok yaratıcı da olma eğiliminde olmuyorlar. Birazcık kararında direten ve farklı fikirlerin arkasında duran insanlar daha başarılı. Ben herkesin farklı fikirleri, farklı güzel hayalleri olduğunu düşünüyorum ama o kapalı bir yerde, beyinde bir yerde çıkmıyor. Evet. Aman o üzülmesin, o öyle bakmasın, kimse kırılmasın diye. Aynen. Sanırım sen de bu noktada, evet belki saygı duyuyorsun, anne sen böyle düşünüyorsun, saygı duyuyorum ama ben de böyle deyip devam ediyorsun yoluna. Evet. Muhtemelen sen Alçatı'da garsonluk yapmaya çalışırken etrafından tepki almışsındır diye düşünmüş. Bu arada önce hosteslik. Evet, tabii. Bu arada bunu söylüyoruz ama sırayla bir söyleyebilir misin? Hani meslekleri yapmışsın. Yani eğer bilmeyenler varsa o videoyu da ben ekstra şurada bir yere koyuyorum. Yani o videoyu kesin izlemeniz lazım zaten. Ha, çok teşekkür ederim. Emlakçılık falan yaptım. Emlakçılık bir. Evet. Sonra işte üniversite başladı. Üniversitede reklam yazarlığı üzerine staj yaptım. Fotoğrafçı asistanlığı yaptım. Fuar hosteslik yaptım. Hosteslik yaptım. Garsonluk yaptım. Ondan sonra da buraya. Yani aslında bir sürü farklı alanlarda bir sürü şey yaptım. Pişman mısın? Şu işi yapmasaydın dediğin bir şey var mı? Hayır. Ya şu anda yaptığım her şey işime yarıyor. Bak şimdi. Bir, fotoğrafçılık, video çekme olayı. Senin de aslında bağlantılı. Yani elinde bir kamera vardı o zaman ve o şekilde başladım. Şu anda mesela birçok YouTube'a girmek isteyenlerin hepsinin aklında şu soru var. Ama benim makinem yok. Benim makinem vardı. Bu anlamda şanslıydım. Ama sana makineni birisi hediye etmedi. Bir yerden evet, gelmedi. Aynen yani. Öyle. Sen gittin hosteslik yaptın. Belki yani fuarlarda hosteslik yaptın. Evet. Oradan kazandın yani. Aynen. Çünkü bu lüks diyor. Anne ben 1500 liraya fotoğraf makinesi almak istiyorum diyemezsin dersen olmazdı biliyorum. Ondan sonra ne yapacaksın? Kendi başını çaresine. İşte bu uyumsuzluk bu. Yani ne yapıyorum? Almak istiyorum. Alamıyorum. Annem para vermiyor. O zaman ne yapacağım? Bu parayı kazanacağım. Başka ihtimal yok. Çekiliş. O bedavaya alıştı galiba
insanlar öyle olduğunu düşünüyorum ya da bilmiyorum. Burada bir parantez açacağım. Geçen kolumda saat var video çekerken. Bir arkadaş bana yazmış, saatini bana verir misin diye. Evet. O kadar istiyor. Evet. Yani, şimdi bu saat Apple Watch değil mi? Yok ya, saatim yok. O saat Apple Watch'tu ama yaparken ya onu istiyorlar yani. Hani o kadar kolaymış gibi geliyor ki. Elbette ben belki sevdiğim birisine hediye etmek isterim. Bu sıkıntı yok ama ben tanımadığım birisinden bunu isteyemezdim. Biraz her şeyin kolay olmasını istiyoruz sanki. Evet. Yani, hayaller var. Herkes diyecek ki Beyhan sen psikolog olmak istiyorsun. Tamam hazır. Bak paket geldi. Evet, psikolog ol. Video çekeceksin. Hazır bak 100 bin aboneyi de verdik sana. Tamam ondan sonra. Süper. Başla. Evet. Böyle bir dünya yok. Aynen. Geçen işte bize de bir tane mail geldi. Şok olduk ya. Diyor ki işte ben çok zor durumdayım. İşte ben artık başka çarem kalmadı sana mail atmaktan başka. Bana yardım etmen lazım. Ya bu kız ya hasta. Ya böyle umulmaz dertlere düşmüş. Şu an ben yani. Merakla bekliyorum. Ne diyeceksin? Ne çıkacak arkasından? Ne istiyor biliyor musun? Sevgilisi fotoğraf çekme tutkusu varmış. Onlara fotoğraf makinesi alacakmışım. Bu benim görevim herhalde ki. Ama seni nasıl zengin görüyorsan. Evet. Bu arada Başak'ın limuzini aşağıda beklediğimiş. Otobüse gelmiş. Olsa bile değil mi yani? İstersen ben trilyonluk bir insan olayım. Sana niye fotoğraf makinesi alayım? Ya da sen bunun için niye bir şey yapmıyorsun? Üniversite öğrencisi olduğunda belirtmiş ayrıca. Hafta sonun boş demektir senin. Ya başka bin tane iş yapabilirsin. Ben fuar sesi yaparak aldım o makineyi. Bir yolunu buluyorsun yani. Bir, hani çok garip geliyor bana. Bahsettiğimiz uyumsuzluk aslında biraz da bu. Yani hep bu hikayeleri çok seviyoruz ya. O işe dişli tırnaklarıyla kazıyarak geldi. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama uygulamaya gelince o tırnaklar çıkmıyor. O tırnakları kazıma noktasında sıkıntı var. Yani hepimiz şey bekliyoruz. O işi bir kurtarıcıyı bekliyoruz. Acun Ilıcalı gelsin beni keşfetsin diye bekliyoruz. Hep diyorlar ya istediğin her şeyi başarabilirsin. İmkansızın peşinde koş. İmkansız diye bir şey yoktur. Bunu kabulleniyor musun? Kendi hayatında da böyle bir şey var mı? Her şeyi başarabilir misin sence? Hayır canım ne münasebet. İsteseydin yani. Bununla ilgili Cem Yılmaz'ın çok güzel bir lafı var. Çok severim bunu. Sen diyor işine aşıksın. Tamam süper hani işini aşıkla yap muhabbeti var ya. Ama bakalım diyor işte sana aşık mı? Bu mesele bu birazcık da. Yani gerçekten de onun denk gelmesi de lazım bir yerde. O da aynı örneği veriyor. Şimdi Cem Yılmaz'ın kopyası gibi olacak bu mesele ama ben diyor mesela piyano çalmayı çok seviyorum. Piyano çalmaya günlerimi, yıllarımı ayırıyorum ama bir fazlası olabilir miyim? Olamam. Karşılıklı bir aşk olması gerektiğine inanıyorum. Ya ben de öyle düşünüyorum. Hatta bu konuda bir söz paylaşmıştım Instagram'da. Hayallerine aşık ol. Ama yani aşk karşılıksızsa o noktada onun farkına varmak lazım. Çünkü insanların bu konuda şöyle bir duvarı, duvar mı diyelim, yani efsanesi var diyelim. Ne yapıyorsun mesela? Kendince belki sana çok da uygun olmayan bir işi hevesliyorsun. Uğraşıyorsun ama vazgeçmiyorsun. Benim bir tanıdığım vardı. 14 yıl boyunca hukuk kazanmak için üniversite sınavına giriyor. Aa, 14 yıl boyunca. Evet. Olmuyor ama. Yani sonuçta illa ÖSS'nin o üniversite sisteminin ölçtüğü, o sınavın ölçtüğü zeka tek bir zeka çeşidi. Belki senin farklı bir alandaki gerçekten çok yetenekli bir kızdı. Ama oraya o kadar kilitlemiş ki kendisini. O olsun istiyor. Sadece o olması lazım. Ama bu 14 yıl boyunca hayatı da kaçırıyor. Hiçbir yerde. Ne oldu peki? Ya en sonunda vazgeçti. Başka bir yerde işe girdi. Mutlu. İşe giriyor şu an. Çok mutlu. Benim diyor 14 yılım diyor aslında bir kayıp uğruna geçmiş. Şimdi olmayınca bazen olmuyor. Evet, doğru. Onu kabullenebilmek lazım. Kabullendiğin zaman sanki birazcık daha hızlı da ilerliyor gibisin. Senin böyle bir kendine kabullendiğin bir şey oldu mu? Ya uğraşıp ben bunu yapamadım dediğin bir şey. Dans. Ya aslında şey hep bu videolarında bunu söylüyorum çok şaşırıyor insanlar çünkü böyle ciddi ciddi konuşuyorum böyle dans ederken hayal edemiyorlar tabii doğal olarak haklılar onlarda ama ben aslında çok seviyorum ama yok. Mesela yani Zumba yaptım. Zumba'da bir hareket var tamam mı? Kalçayı içe dışa yaptım bir hareket var. 6 ay uğraştım. Benim yerimde başka bir kız olsa bir ayda yapıyor o hareketi. Ama bu dans etmekten vazgeçtiğim anlamına geldi. Dans etmeyi hala seviyorum. Hala böyle danslanan birilerini gördüğüm zaman ben de dans kursuna gideceğim falan diyorum. Ama bunu olmayacağını anladım. Ama dans seviyor muyum? Seviyorum. Dans etmeye devam edecek miyim? Edeceğim. Ama bu benim hobim noktasında kalacak. Bunu bana hayat öğretti. Ben de mesela keman diyorum, saz çalmaya çok hevesliyim bir yere gittim. Kursa gidiyorum ama diyorum ki kafamda böyle o kadar Neşet Ertaş gibi çalacağım falan. Böyle kendimi öyle hayal ediyorum. Bir buçuk ay gittim. Lise dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hoca dedi ki, oğlum dedi babanın parasını boşuna harcama sen gelme artık dedi yani. Yani bunu ben o zaman mesela kırılmadım hocaya. Hakikaten olmuyor ama ben de çok iyi bir müzik dinleyicisiyimdir. Aha. Çok severim. Her daim hayatımda vardır. Bu sadece şey gibi değil. Bazı konularda uğraşıp hayatın bir işi beceremeyebilirsin. Olmayınca olmuyordur. Ama bunu ben şeye benzetiyorum. Sınava girmişsin üniversite sınavında. Matematik sorusuna takılmışsın bir tane soruya. Ve o soruda 15 dakika harcıyorsun. Yapamıyorsun. Yapamadıkça hırslanıyorsun. 15
15 dakika onunla uğraşınca hayatın geri kalanını kaçırıyorsun. Aynen. O yüzden şeyi keşfetmek, bu da ama bazı izleyicilerimiz yanlış anlıyor biliyor musun? Hocam siz diyor şeyi söylemeye çalışıyorsunuz, işte boyun eğme. Boyun eğme çok farklı. Evet. Benim buradaki kabullenmekten kastettiğim şey şu, yeterince uğraş, emin ol artık olmayacağın, o noktayı keşfettikten sonra bırakıp yeni şeylere yelken açmak. Bir de o da işine yarıyor. Mesela işte fotoğrafçılık olmadı ama başka bir şey öğretti bana. Fotoğrafçılık teknik anlamda bir şey öğrendim. Ondan sonra mesela metin yazarlığı, reklam yazarlığı yapamadım mesela. Olmadı çünkü benim ruhuma uygun değildi. Yapamadım diyorum bak. Hı-hı. Yapamadım, olmadı. Bunu kabul etmek de büyük bir olgunluk. Yani şu iş, çünkü insan bunu yediremiyor bir de kendine. Yani yapamadım, başaramadım. Olmadı. Neden ya? Yapamadım ama şu anda işime yarıyor mesela benim. Yani video metni yazarken, başlıkları koyarken nasıl dikkat çekerim, ne yaparım, o noktada işime yarıyor. Yani şu ana kadar yaptığım birçok şey benim malzemem oldu. Başarısızlıkla sonuçlandı. Baktığınız zaman emlakçılıkta başarılı mı oldum? Yükseldim mi? Hayır. Sattın mı? Hayır canım, çay servisi yaptım yani. Ha, o kadar. Yani ne oldu ama şu anda hikayem oldu. Bir işime yaradı. Yani yapamamış olmak aslında ileride senin mutlaka hikayen oluyor. Yani bütün herkes bunu söylüyor aslında. Seni öldürmeyin, acı güçlendirir propagandası var. Ve gerçekten öyle. Bu Davut ve Gorlat'ta da o adam da aynı şeyi anlatıyor. Yani yapamadığın her şey ileride de bir işine yarıyor mutlaka. Ne yapıyor peki Başak Kablan kendini geliştirmek için? Bu kendini geliştirme olayını çok seviyorum. Neden biliyor musun? Çünkü yaptıkça yapasın geliyor. Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Kafayı takmakla alakalı. Sen mesela müziğe kafayı taktın. Onu başladığın anda zaten devamı geliyor. Normalde kitap okuyan bir insandım. Normalde de belgesel film seyreden bir insandım. Normalde de böyle yazıyordum. Kendimle yüzleşmeyi, insanları rahatsız etmeyi çok severdim mesela. Benim videolarımda sevilen de o birazcık. Yani o kadar samimiyim ki bu karşı tarafı çok rahatsız ediyor. Bunu yapıyordum zaten yani. İnsanları rahatsız etmeyi, onları sıkıştıran sorular sormayı. Bunu zaten hep yapıyordum. Ama şu anda videolar koymaya başladım. Sürekli bunu yapıyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Daha fazlasını. Belki de yapmasaydım bu işi. İşte atıyorum haftada bir tane belgesel seyreden, bir tane film seyreden. Ben bir insan olacaktım. Şu anda daha çok istiyorum. Onun peşine düşüyorum. Yani nasıl bir söyleyeyim? Doymuyorum bilgiye. Daha çokunu istiyorsun. O yüzden kendini geliştirmek istiyorum diye bir cümle olamaz. Kendini geliştirmeye başlarsın. Sonra zaten devamı gelir. O öyle bir şey ki yığılıyor zaten üstüne. Sen istedikçe daha çok veriyorsun. Hatırlıyor musun? Ortaokulda mıydı o Başak? 12 yaşındaki Başak mı? Evet. Çip dergisini alan, evet. Dergiler alan. O zaman da o heyecan var. O babasının verdiği 5 lirayla da heyecanlanan. Şu anda da mesela bir şey okuyup araştırmak. Mesela Başak'la biraz önce video çekmeden önce konuşuyoruz. Okuduğu kitapları bile anlatırken gözleri parlıyor. Evet. Yani bu farklı bir şey ya. Bu şey mi acaba? Çok bilmiyorum, bu soruyu sorsam mı acaba? Doğuştan gelen bir şey mi? Yoksa acaba bu sorular insanların kendini ekleyebileceği bir şey mi? Çünkü ben sende şunu görüyorum. Çok kolay iletişim kurabiliyorsun. Bunun ama şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani birçok işte çalışmışsın. Egonu zorlayacak durumlarda bulunmuşsun. Bu çok katkı sağlamıştır. Belki bu girişkenliğin arkasında bu vardır. Ama bir hayata yönelik ciddi bir merak var. Çok ciddi bir merak var. Aile, insanın aslında bunu biraz da kolay açıklama yöntemi olarak görüyorum ben bunu. Bence birçok etken var. Evet, doğuştan gelen bazı şeyler var ama aileyle ilgili birçok şey var. Mesela atıyorum babamın eline benim şey her gün elime maden suyu şişesi verip şarkı söyletmesi, gazete köşelerini okutmasının da büyük bir etkisi var. Ailenin küçük çocuğu olmamın, ablamlarımda 15 yaş olmasının da çok büyük bir etkisi var. Çocuk, evde çocuk yok. Evde 4 tane yetişkin var, ben varım çocuk olarak böyle. Bütün bunların aslında birbiriyle alakası var. Ama doğuştan gelen bazı şeylerin de olduğuna inanıyorum. Anneme sorsam ben 6 aylıkken yürümüşüm, 9 aylıkken konuşmuşum yani. Böyle bir çocukmuşum. Ama mesela okumayı çok geç söktüm. Yani bu şekilde... Misin? Yani B ile D'yi, M ile N'yi, V ile Z'yi karıştırıyorum. Bu var ama bu bence disleksi tanısı için yeterli bir sebep değil. Hala sağım solumu bilmiyorum. Okul hayatım çok başarılıydı. O yüzden hani disleksi olduğunu düşünmüyorum tam anlamıyla. Birçok etken var. Tek bir şey açıklanamaz bence bu doğuştan. Son olarak sormak istediğim bir soru var. Şu hayatta seni korkutan şey nedir? Yani bir fobi gibi olabilir. Hani spesifik bir fobiden bahsetmiyorum. Hayatsal anlamda korku. Yüzleşmekten korktuğun, başına gelmesinden korktuğun bir şey var mı? Ya da başına gelmiş olan bir şey var mı? Buna da nasıl baş ediyorsun biraz da? Kitabımı da bahsetmiştim mesela bu hikayeden. O hikayeden kaynaklandığını düşünüyorum bunun. Hani bana işte duygulanması ihtimali beni çok korkutuyor. Ne yaparım o zaman bilmiyorum. Mesela şey gibi geliyor, put gibi kalırım herhalde, donarım ya da karşılık veremem gibi geliyor mesela.
Bu böyle bir korkum var. Hepimizin biraz travmaları var ve günümüzü etkiliyor. Evet. Peki bugün aslında seninle çok ben çok keyif aldım. Ya hakikaten bu şeydi, hem Ankara'da misafirimiz oldun ve bu sohbet, ben de bir şeyler öğrendim. Başaran o hayata bakış açısı tespitleri benim için de çok değerli. Ben hep şey düşünüyorum. Bazen akademik insanlar vardır ya, hep kitabi bilgiler anlatır. Bazen hayatın içinden birçok şey deneyimlemiş insanların tespitleri bir tespit bazen bir iki kitap değerinde bile olabiliyor. Bu sohbet benim için de çok öğretici oldu. Umarım senin için de böyle bir katkısı olmuştur. Bir video çektik Başak'la, beni yüzleştirdiği. Aynı anda onun kanalında da o video yer alacak. Onu da kesinlikle izlemeni öneriyorum. Çok keyifli ve birazcık benim gerildiğim bir video. Psikolog gerilir mi diye düşünme. Başak olursa. Çok keyifli. O da çok keyifli. Gelmek için. Bizi dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Başa son olarak sormak istiyorum. Söylemek istediğin bir şey var mı izleyen dostlarımıza? Her insan güzel midir gerçekten? Her insan güzeldir bence. Her insan. İstisnasız. Ama nedir? Güzellik noktasında kaybolmuştur bir yerde. Hepimizin içinde ben şey düşünüyorum. Yani içeride bir yerlerde hem iyi cevherimiz var hem kötü cevherimiz var. İnsanlar ne tamamen kötüdür ne iyidir. Herkes kendi gemisinin kaptanı. Yani bir söz var ya, yine burada çok güzel bir tespit. Şu an hatırlamıyorum kime ait olduğunu. Kimse sana zarar vermiyor aslında. Herkes kendi çıkarının peşinden koşuyor. Yani o yüzden herkes biraz iyi, herkes biraz kötü. Görmek isteyene, fark etmek isteyen insanlara ben güzel insan diye bitiriyorum her videomu. Onu hatırlatmak amacıyla. Güzel bir insansın, bunu unutma. Bu onu sebeple söylüyorum bunu. Tamam, teşekkür ederim. Ben de sabırla dinlediyseniz eğer sonuna kadar. Dinlemediyseniz de canınız sağ olsun. çok duygusal söyledim. Bizi dinlemezlerse üzülürüm. Görüşmek üzere, kendine çok iyi davran.